İyi akşamlar, herkese hoş geldiniz. Bugün aslında özel bir konu, özel bir konuğumuz ve özel bir günde karşınızdayız. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Dünya annelerimizin, eşlerimizin, kızlarımızın ve kardeşlerimizin günü. Çok özel bir günde de bayanları ilgilendiren gençlik, güzellik konusunu ele aldık. Konuğumuz Doktor Yeşim Tekin. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Yeşim Hanım bizim Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde uzun yıllardır beraber çalıştığımız dermatolog arkadaşımız. Bunların işleri güzelleştirmek, derileri güzelleştirmek, gençleştirmek. Bugünkü konumuzda tabii ince bir şey hakkı verelim, bir kendisini tanıtsın, Kadınlar Günü mesajını versin. Sonra konumuza döneceğiz. Buyurun, mikrofon size. Merhaba, hepinize çok teşekkür ederim öncelikle burada olduğunuz için. Nanser Bey, size de çok teşekkür ederim bu anlamlı günde beni davet ettiğiniz için. Evinde, evine, çocuğuna, eşine, işine, ülkesine emek veren tüm kadınların Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben Doktor Yeşim Tekin, uzman dermatoloğum. 2005 yılından itibaren Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde çalışmaktayım. Sizlere hizmet vermekten keyif duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Özlem, bugün konumuz aslında bizim gençlik ve güzellik ama bu operasyonsuz yani evet. Ameliyatsız yüz germe olmaksızın ya da kaş kaldırma, mid face bunları yapmaksızın bir yüzü nasıl gençleştirebiliriz ve nasıl güzelleştirebiliriz o konumuz ve sizden öncelikle neden bir insan yüzünü genç ve güzel olmasını sağlar, neden bunu ister? O konuda bir giriş yapın. Daha sonra bu konuyla ilgili size birkaç sorum olacak. Evet. Aslında güzellik sadece günümüzün değil, çok geçmişten gelen bir tutku diyelim. 40 bin yıl önce bile kadınların makyaj yaptıkları biliniyor. Kırmızı orkideyle, safranla, işte külle kendilerine makyaj yaparak güzelleşmeyi hedeflemişler. Ve çok erken yaşlarda güzelin, güzelliğin farkına varıyoruz. Bu bir bebek 3 aylıktan itibaren güzel bir yüze dikkatini çok daha uzun süre devam ettirebiliyor. Bir yaştan itibaren daha güzel olan oyuncaklarla oynamayı tercih edebiliyor. Güzellik her yaşta herkesin tutkusu ama aslında biz güzellikten öte aynada gördüğümüz yüzün zaman içerisinde değişimlerinden hoşlanmıyoruz. Bizim algımız kendimiz üzerine ve bu geçmişteki hoş algımızı kazanmak için çabalıyoruz. Yani güzellik, hepimiz güzeliz aslına bakarsanız ama yılların getirdiği yıpranmaya karşı koymaya çalışıyoruz. Yaşlanmaya karşıyız aslında. Çirkinleşmek değil bunun adı. Peki cildimizi yaşlandıran ana etmen nedir? Nasıl etki ediyor? Yüzümüzün yaşlanmasını sağlayan yer çekimi midir, güneş midir, hava mıdır, su mudur, beslenme midir? Yani biraz giriş yaparsanız lütfen. Aslında hepsinin etkisi var tabii ki. Çevresel etmenler aynı şekilde sigara, beslenme düzensizliği, uykusuzluk gibi ya da kimyasallara maruziyet bu gıda yoluyla da olabilir, etkili olabiliyor. Ama bunlar içinde en önemlilerinden biri ultraviyole tabii, güneş ışınları. Cildimizde neler oluyor? İşte bir güneş hasarı oluyor, cildimizin esnekliği azalıyor. Zaman içerisinde yer çekiminin etkisiyle cilt altındaki yağ dokusu yer değiştiriyor. Mimiklerimiz sırasında kullandığımız kaslarımız yüzeyde bir takım ince ve derin kırışıklıklara neden olabiliyor. Ve zamanla maalesef tüm bedenimizde gördüğümüz gibi yüzümüzdeki kemik ve kıkırdak dokuda da yıpranma olduğu için yer çekiminin de katkısıyla yüzümüz aşağıya doğru eğimleniyor. Ve bu tabii ki bir baktığımız ciltte, yüzde, boyunda, özellikle ben baş boyun bölgesini anlatmaya çalışacağım bugün. O bölgelerde ciddi bir görüntü farklılığına yol açıyor. Bizim hoşlanmadığımız şey de bu oluyor. Biz buna yaşlandık diyoruz. En büyük etmen anladığım kadarıyla ultraviyole ve güneşten bahsettik. En büyük etmen o. Bence neden en büyük etmen ultraviyole ve güneş?
Diğerlerinin çoğu önlenebilir şeyler değiller çünkü. Ama güneş ışını korunabileceğimiz bir şey. Ama siz zamanın getirdiği kemik kıkırdak rezorpsiyonunu, erimesini önleyemezsiniz. Bunlar kaçınılmaz. Ya da yer çekimine hangimiz karşı koyabiliyoruz ki? Hiçbirimiz koyamıyoruz. Dolayısıyla yani önlenebilir olanın ne kadar önüne geçersek böylece yaşlanmayı da o kadar geciktirmiş oluruz. Peki cilt yaşlanmasının herhangi bir yaşı var mıdır? Aslında güneş doğduğumuzdan itibaren maruz kaldığımız ve hatta biliyoruz ki en yoğun güneş ışığına maruz kaldığımız dönemler 18 yaştan önce. Yani hayatımız boyunca alacağımız güneşin %80'ini biz 18 yaştan önce almış oluyoruz. Ve yaşlanmanın etkileri çok şaşırtıcı ve üzücü ama 20 yaştan itibaren ortaya çıkmaya başlıyor aslında. Bunlar neler dersek işte cildimizde oluşan ufak tefek çiller. Minik, gözle görülmeyen ya da işte ancak hareket halinde hissedebildiğimiz ince yüzeyel kırışıklıklar gibi cilt tonu farklılıkları, minicik minicik oluşan kılcal damar çatlamaları. Bunlar hepsi aslında hani güneş hasarının sonuçlarında yaşlılık belirtisi diyebileceğimiz şeyler. Peki bu işlemleri yaparken yüze bütünsel yaklaşım diye bir deyim var son zamanlarda sizin alanlarda çok kullanılan. Bu nasıl bir şeydir? Yani bütünsel yaklaşım dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Şimdi yüze bütünsel yaklaşım evet çok güncel bir konu artık. Biz eskiden işte bu cilt yaşlanmasından kaynaklanan işte mimik kaslarımız kaz ayaklarını oluşturuyor. İşte alnımızın ortasında derin bir çizgi oluşuyor. Kaşlarımızı kaldırdığımız için yatay çizgiler oluşuyor gibi sebeplerle ya da gülümsediğimizde her iki dudak kenarımızda oluşan derin çizgileri hep onlara yönelik düzeltmelere giderdik. İşte üst yüz bölgesindeki kırışıklıkları botoksla tedavi edelim, alt yüze dolgu yapalım gibi. Ama şimdi bütünsel yaklaşımda aslında biraz önce de anlattığım gibi cildin yaşlanması ya da yüzün yaşlanması sadece ufak tefek kırışıklıklar sonucu olan bir şey değil. Pek çok katmanda bir takım değişiklikler var. Bu cilt, cildin derin tabakaları, cilt altı, yağ dokusu, kas yapısı hepsinde bir takım değişiklikler var. Ve bunun ana sebebine eğilerek davranmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bu şu bölge dediğimiz nazolabiyal kırışıklıkları eskiden dolguyla doldururken şimdi biliyoruz ki yağ dokusunun yer değiştirmesi ve yer çekimi sonucu yüzümüz aşağıya doğru düştüğü için o kırışıklıklar oluyor. Biz çok güldüğümüz için tabii ki onun da katkısı var ama sırf o nedenle değil. Dolayısıyla biz yüzü yukarı çekecek, yağ dokunun boşalttığı boşlukları doldurabilecek yaklaşımlar. Yani yüzün tamamına bakarak, çünkü sadece burayı doldurmanız size karşınıza genç bir cilt çıkarmıyor. Genç bir yüz görmüyorsunuz. Sadece kişi bundan biraz mutlu oluyor. Artık orada derin bir kırışıklığım yok. Aynaya baktığımda onu görmüyorum diyor. Ama siz bütüne baktığınızda ya da etrafınızdakiler bütüne baktığında orada yine yaş almış bir cilt görüyorlar maalesef. Dolayısıyla bütünsel yaklaşım derken biz cildin zamanla hasarlanan her noktasında gerekli müdahaleleri. Bunlar cildin kalitesini arttırmak için yapılan girişimler olabilir. Yağ dokunun boşalttığı alanları doldurmak üzere kullanılan şeyler olabilir. Birazdan bahsedeceğiz bunlardan. İşte o mimik kırışıklıklarının oluşturduğu ufak çizgileri ya da derin çizgileri açmak için kullandığımız botoks vesaire çok bilinen yöntemler. Bunların tamamından hep birlikte gerektiği yerde, gerektiği ölçüde yardım almak koşuluyla gençleştirme yapmak gerekiyor. Dolgu botoksa birazdan geleceğim bu aletsiz, cihazsız gençleştirme şeylerine. Fakat bu gençleştirmede bir takım teknolojik aletler var son zamanlarda. Pek çoğumuzun duyduğu ve sizin de çoğunuzun kullandığınız cihazlar. Mesela fraksiyonel lazerler var. Evet. Altın iğne var. Onun dışında Scarlett veya Focus Ultrason gibi cihazlar var. Bunların hepsi gençleştirme için kullanıyor ve insanların kafası da çok karışabiliyor. Scarlett, ben Scarlett'le yaptırdım, o fraksiyonel lazer diyor. İşte bu. Bunların arasındaki fark nedir? Siz günlük uygulamanızda tercih ettiğiniz teknoloji hangisidir? Sıklığı nedir?
Kafa karışıklığını çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü sadece ülkemizde değil, tüm dünyada çok güzellik ve gençleşme alanında çok ciddi bir rekabet var. Bu genel gerek dermokozmetikler olsun, işte kullanılan bir takım kremler, losyonlar vesaire. Gerekse bu cihazlar ya da uygulanan işlemler açısından pek çok firma var piyasada ve herkes her gün daha yeni bir şey yapmak için çırpınıyor. Dolayısıyla aslında bu cihazların da çoğu temelde benzer mekanizmalarla işleyen ve yaklaşık aynı sonuçları elde ettiğimiz şeyler ama hep yeni bir isimle, yeni bir markayla piyasaya sunuluyor. Ben bile bazen bu neymiş diye araştırmak zorunda kalabiliyorum. Yani ben duymadan hastam duymuş oluyor cihazın adını. Ama aslında bildiğimiz bir şeyi başka bir isimle sunmuş oluyorlar. Şimdi aslında benim pratikte en sık kullandığım cihaz, yardım aldığım karbondioksit fraksiyonel lazer. Bizim kliniğimizde de hemen her gün birkaç hastamızın olduğu bir cihaz ve sonuçlarımız gerçekten çok iyi. Yaklaşık 2010'dan beri kullanıyoruz cihazı. Ve tabii bu arada cihazımızı yeniledik. Hani eski bir cihaz değil. Bu yıl içerisinde tekrar yeni modelini aldık. Ama hep geri dönüşleri çok iyi. Bütün hastalarımız çok memnun. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi bu cihazlar aslında cildin alt tabakası üzerine çalışan cihazlar. Yani biraz önce bahsettiğimiz yüzeydeki lekeler, işte damarlar vesairenin dışında bizim cildin altındaki destek dokudaki zayıflama, cildin asıl destek dokusu dediğimiz kolajen tabakadaki parçalanmaları onarmak üzerine kullanıyoruz. Orada ufak hasarlar oluşturuyoruz biz bu cihazlarla. İşte fraksiyonel lazerde lazer ışıklarıyla yapıyoruz bunu. Altın iğne ya da scarlet'te radyo frekansla yapıyoruz. Neyi almıştım başka ben oraya? Fokus ultrason var. Fokus ultrasonla tabii ki ultrasonla cilt altı destek dokuyu ısıtarak yapıyoruz. Hepsi cilt altı destek dokuda bir miktar hasarlanma yaratıyor ve sonrasında cilt kendini 1 ila 6 ay arasında onarmaya devam ediyor. Bunların bir kısmı sadece cilt altı destek dokuya hitap ediyor ve dolayısıyla cildin yüzeyinde gördüğümüz lekelenme, ince kırışıklıklar, işte damarlanmalar, renk, pigment değişikliklerini düzeltmede ya da yaşla birlikte genişleyen gözenekleri sıkılaştırmada çok etkileri olmayabiliyor. Mesela fokus ultrason bunlardan birisi. Kullanımı açısından, uygulayıcı açısından da en kolaylarından biri. Hastanın da memnuniyeti açısından kolay. Neden? Çünkü bir tek seans uygulanıyor. 1-1,5 yıl kadar etkisi sürüyor. Cildin yüzeyinde hiçbir hasar oluşturmadığı için sonrasında hemen işine gücüne dönebiliyor. Ama o işte o cildin yüzeyinde hiçbir onarım yapmıyor aslında. Alt tabakayı düzeltiyor. Diğer uygulamalardan yine altın iğne ve scarlet benzer yapılarda cihazlar. Yine bunlar da alt tabakada çalışıyor ama bunlar biraz daha sık seans gerektiren. 3-4 haftada bir yaklaşık bir 3 ila 6 seans uygulama gerektiren işlemler. Fraksiyonel lazerde de aynı şekilde ayda bir uygulanan 3-6 uygulama sonrası kişinin memnuniyetini belirgin ölçüde hissettiği bir şey. Bunda bir sıkıntımız işlemden sonraki birkaç gün yüzünüz daha kırmızı, daha kabuklu olabiliyor. Bu kişiyi rahatsız edebilecek bir şey gerçekten ama bunun sayesinde bunları da yapabildiği, cildin yüzeyinde de çalıştığı için işte gözeneklerimiz sıkılaşıyor, ton farklılıklarımız gideriliyor, ince kırışıklıklar siliniyor. Bu işlemle yapılırken herhangi bir perhizi var mı hastanın? Mesela yemesinde, içmesinde, güneşte, havaya çıkmakta, banyosunda? Yemede, içmede hiçbir şey yok. Her şey yiyebilir. Evet, işlem öncesinde bir kısaca anlatayım isterseniz onu da. İşlem öncesinde bunların tabii bir miktar can yakıcı özellikleri var. Maalesef cildimizde ya da vücudumuzda bir şeyi değiştirmek istiyorsak ve bir hasar oluşturarak yapıyorsak bunu bir miktar canımız acıyor. Bunu en aza indirgemek için öncesinde bir topikal anestetik dediğimiz kremler kullanarak bir yarım saat 40 dakikada uyuşturuyoruz ve sonrasında ağrıyı minimuma indiriyoruz. Uygulama sırasında da buz uygulamalarıyla yine bunu azaltabiliyoruz.
Sonrasında biz lazer sonrası bir 24 saat su temasını istemiyoruz. Hani cilt gözeneklerini iyice açtığımız için bu sadece ikincil bir enfeksiyon, hani o açılan gözeneklerden istemeden de olsa, su vasıtasıyla bile olsa alabileceğimiz mikropları engellemek amacıyla. Ve lazer sistemimiz, fraksiyonel lazer sistemimiz su moleküllerine yönelik çalıştığı için, su moleküllerini hedef alarak işlev gördüğü için cildimizde ciddi bir su kaybı oluyor. Sonrasında biz sık sık nemlendirme öneriyoruz. Ve işlem sonrası da iyileşme sürecinde tabii bir kızarıklık ve cilt yüzeyinde hasar olduğu için güneşten iyi korunmak gerekiyor. Güneşten iyi korunulmadığı durumda lekeler olabiliyor. Ama hani böyle bir iki hafta kadar hamam, sauna gibi damarları genişletici, aşırı damarların kızarıklığı arttırmasına etki edici aktivitelerden uzak tutmak dışında bir kısıtlamamız yok. Kişinin kendi algılayışına göre değişiyor. Kimisi hemen ertesi gün, çünkü bir gün sonra makyaja izin veriyoruz aslında 24 saat geçtikten sonra. Makyajını yapıp günlük hayatına dönebiliyor. Kimisi ben böyle birkaç gün istirahat etmek istiyorum, hafta sonuna denk getirelim işlemi diyor. Hay hay diyoruz, cuma akşamı yapıyoruz. Cumartesi pazar evinde dinlenip pazartesi günü işine gücüne dönebiliyor. Bu bahsettikleriniz cihazlı. Gençleştirme. Şimdi bunların dışında bir de cihazsız, iğneyle, PRP'yle, botoksla ya da dolguyla yapılan işlemler var güzelleştirmek için. Bunlarda peki tercihiniz hangi grup hastalar oluyor? Bunları ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz? Herkese yapabiliyor musunuz? Yani her gelen ben botoks yaptırmak istiyorum ya da dolgu olmak istiyorum rastgele olabiliyor mu? Yoksa belli bir şeyleriniz var mı? Kategorileriniz var mı? Aslında tabii hani hastanın ihtiyacına göre bir, hani biraz önce bütünsel yaklaşım dedik ya, biz kimi zaman bu cihazlarla birlikte bunları da kullanıyoruz. Birlikte kullanmak beraber gerekebiliyor. Hatta işte mezoterapi, PRP gibi yöntemler cihazların oluşturduğu hasarın onarılmasında daha hızlandırabiliyor ve etkinliğini de arttırıyor. İkisinin toplamından daha güçlü bir etkinlik ortaya çıkabiliyor birlikte eş zamanlı uygulandıklarında. Hasta seçiminde tabii ki hani hastanın beklentileri, doktorun detaylı muayenesi sonucunda bir karara varıyoruz. Bir yaş sınırımız yok aslına bakarsanız, ama genellikle hani 20'li yaşlarda başlarız cildimiz yaşlanmaya dedik, ama yani bundan şikayet ettiğimiz, hani bir doktora gidip ya benim buram çok mu kırıştı, arada şurada leke oldu dediğimiz şeyler 30 yaşın üstünde oluyor genellikle. Ve bu yaştan itibaren kesin bir hani engel yoksa, ki PRP uygulaması için böyle bir engel vardır. Gebelere ve otoimmün hastalık dediğimiz bazı hastalıklarda uygulanma yapmıyoruz. Çünkü kişinin kendi kanından ayrıştırarak elde ettiğimiz bir takım büyüme faktörleri var. Bunları kullanıyoruz işlem sırasında ve bunlar o otoimmün hastalığı tetikleyebiliyorlar. O nedenle onlara uygulama yapmıyoruz, ama herhangi bir yaş sınırımız yok. Hatta botoks uygulamalarında, kısaca botoks aslında duymayan bilmeyen hiç kimse yok herhalde, tamam, ama yanlış bilinen şeyler var. İşte yılan zehri vesaire gibi, öyle bir zehir değil. Bir bakteriden elde edilen saf bir protein. Bu ne yapıyor? İşte mimik kaslarımızı geçici olarak felç ediyor. Kalıcı bir felç değil bu. Bütün etkileri, yan etkileri olsa dahi, ki yan etkisi ancak yanlış uygulama sonucu olabilecek bir şey. Yan etkileri olsa dahi hepsi geri dönüşlü bunların. Hiçbiri kalıcı değil. Dolayısıyla o kası belli bir bölgesini, tamamını da değil, bloke ederek sizin mimiklerinizi o kadar sık kullanmamanızı sağlıyor. Böylece kırışıklıklarınız derinleşmiyor. Hatta gereksiz mimiklerin bir kısmını birkaç uygulama sonrası siz unutuyorsunuz. Zaten o kadar yapmamaya başlıyorsunuz. Böylece hem botoksa ihtiyacınız azalıyor, hem de cildiniz daha genç ve dinamik görünüyor. Mesela yaş sınırı demiştik, şu bölgede bizim glabella dediğimiz alanda kaşlarımızı çatmaya bağlı olan kırışıklıklar için Amerikan Sağlık Örgütü'nün 18 yaştan itibaren onayı var. Çünkü bu kaş çatıklığı kişiye sinirli, aksi tabiri caizse bir görünüm veriyor. Ve bu görünüm tabii ki kimsenin istemeyeceği, sosyal hayatını aşağıya çeken, olumsuz etkileyen bir şey. Hatta
üzgün görüntü de aynı şekilde öyle. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki kişinin kırışıklıklardan kaynaklı üzgün görüntüsünün botoksla düzeltilmesi sonucu kişinin ruh halinde %50 bir iyileşme gözlemlenmiş. Gerçekten, çünkü biz neyi görüyorsak onu hissediyoruz biraz da, ya da neyi duyuyorsak onu hissediyoruz. Onun için siz üzgün göründüğünüzde ya da kızgın göründüğünüzde birileri size "Aa, ne oldu, bir şeye mi üzüldün?" dediğinde biraz da üzülüyoruz aslında. Botoks bize bunları da engellemede yardımcı oluyor. Botoksun tabii güzellik dışında bir baş ağrısı, migren tedavisinde falan da esas zaten çıkış noktası onlar. Tabii. Yani şaşılık tedavisiyle başlayıp migren tedavisi, işte doğumsal bir takım kas anomalileri sonucu kasların kasılı kalması, işte damaktaki bazen bizim kullandığımız. Evet, sizin de kullandığınız alan, miyoklonuslarda kullanıyorsunuz. Onun dışında işte çenemizi çok sıktığımızda buradaki çiğneme kaslarımızı gevşetmek amacıyla, o da çünkü bizim çene eklemimiz üzerine olumsuz etki, ağrı yapabiliyor. O alanlarda da kullanımı çok geniş. 20 küsür yıldır kullanılan, güvenliği artık kanıtlanmış, etkinliği zaten kabul edilen bir yöntem. Sadece piyasada kimi zaman yanlış uygulamalar, fazla doz yapılması sonucu, hani mimiksiz bir cilt, herkesin birbirine benzemesi gibi olumsuz uygulamalar sonucu bir takım tabii tepkiler olabiliyor. Ama siz emin ellerde bunu gerçekten bu işi iyi bilen, tecrübeli bir hekime, işin ehline teslim olduysanız sonuçtan memnun kalıyorsunuz. Peki bunların bir mevsimi var mıdır? Yazın yaptırmayın, kışın yaptırmayın, sıcakta yaptırmayın, yağmurlu dönem yaptırmayın gibi bir şeyler var mı? Şimdi cihaz uygulamalarına göre, hani bu enjeksiyon yoluyla yaptığımız işte botokstu, dolguydu, aslında biraz dolgu ve mezoterapiye de gireyim burada bu sorunun içinde, ya da PRP gibi uygulamalarda bir mevsim yok. Çünkü bunlar, siz cildi bir takım bizim mezoterapi iğneleri dediğimiz çok ince, ağrıyı azaltmak üzere, damar hasarını minimuma indirmek üzere tasarlanmış çok ince iğnelerle yaptığımız işlemler ve hani ufak iğne giriş çıkışları oluyor ve bu hemen zaten iyileşen bir şey. Bir 3-4 saat yüzünüzü yıkamayın diyoruz biz. Sonrasında hiçbir şey kalmıyor. Bir kızarıklık bile geçici yani. O bile 3-4 saat içerisinde tamamen kayboluyor. Dolayısıyla bunların hiçbir mevsimi yok. En güneşli günde de yaptırabilirsiniz. En karlı günde de. Ertesi güne sizin yüzünüze herhangi bir işlem yaptırdığınızı kimsenin anlama ihtimali yok. Yani tabii ki bir anında etki eden dolgu yöntemi sonucu cildiniz mutlaka bir hacim kazanacağı için daha genç görüneceksiniz. O yönde tepkiler alabilirsiniz ama hani ne oldu, neden işte kızarık falan gibi bir tepki alma şansınız yok ya da herhangi bir iz kalması da söz konusu değil. Halk arasında böyle bir yanlış iğne yapılma gibi bir kanı var çoğu zaman. Yanlış iğne yapıldı, ayağım tutuldu, yanlış iğne yapıldı, yüzüm böyle oldu, öyle oldu falan gibi şeyler var. Peki bu işlemlerden korkmalılar mı? Yani bu işlemler yapılırken tabii ki doğru ellerde yapıldığı zaman, uzman ellerde yapıldığı zaman bunlar, bunun herhangi bir kalıcı hasara yol açma durumları var mıdır? Şimdi kalıcı hasar hiçbirinde yok aslına bakarsanız. Sadece dolgu uygulamalarında, dolgu uygulamasında da sentetik hyaluronik asit dediğimiz maddeleri kullanıyoruz. Bir cildimizin aslında destek dokusunun ana maddesi bu. Yabancı bir madde gibi görünse de bizim bünyemize en yakın maddelerden birisi. Doğru uygulandığında asla bir şeyle karşılaşmayız. Ama bir madde düşünün ki orada bir hacim kaplıyor. Siz bunu hayati bir damarın içine verirseniz o damarı tamamen tıkamış olursunuz ve tabii damarın kanlandırdığı bölgede kalıcı bir hasar olabilir. Ama bu hemen akabinde fark edilirse etkilerini giderecek bir takım ilaçlar da var. Hemen uygulanırsa geri dönüşü olabilir. Ama siz hekim hastasını doğru takip etmediyse, ki zaten bu uygulamayı da o şekilde yapmaması lazım. Yanlış bir uygulama olabilir ancak o. Sonrasında kalıcı bir hasar olma ihtimali sadece dolgu uygulamasında var ama bunu ehil birinin ellerinden görmek çok zor. Peki bu işlemler aletli
teknik, teknolojik aletler olsun ya da dolgu botoks, PRP olsun. Sizce kimin tarafından yapılmalıdır? Yani bir duyduğumuz güzellik salonlarında zaman zaman estetisyenler falan bu işleri yapıyor. Bunların nasıl bir ehliyete sahip olmaları lazım sizce? Şimdi zaten estetisyenlerin falan bu işlemleri yapmasını hiçbir şekilde hoş görmek mümkün değil. Çünkü estetisyenlerin yapabileceği belli bir takım şeyler var. İşte cilt bakımı yapabilir. İşte az önce söylediğiniz mesela damara girdiği zaman bunu müdahale edebilecek ya da alerji yaptığı zaman bir tıbbi bir bilgiye sahip olması lazım ki hastanın tansiyonu düştüğü zaman. Tabii bir de hayır onun dışında işte üçüncü sayfa haberleri okuyoruz yani o kuaför uygulamaları, estetisyen uygulamaları sonucu işte dudaklar o hale geliyor. Tabii. Ya da bir takım gerçekten körlükler vesaire bile oluşabilir aslında yanlış uygulamalar sonucu. Mutlaka hekimin uygulaması lazım. Yani bence o hiç tartışma götürür bir şey değil. Ülkemizde her ne kadar denetimler çok yeterli olmasa da bu mevcut cihazların kullanımı da mutlak uzman hekimler tarafından yapılmalı. Ve enjeksiyon yöntemleri de ufacık bir iğne falan değil. Yani sonuçta aslında yüz gibi çok vitrin olabilecek bir bölgede siz önemli bir girişimde bulunuyorsunuz. Kişinin sağlığına da zarar verme olasılığınız var. Mutlaka ama bu hani anatomik bilgi bile yeterli değil bunun için. Cildi de iyi tanıyan birinin yapması lazım. Gerçekten deri dokusuyla ilgili derin detaylı eğitim almış. Uzman hekimler tarafından yapılması aslında bakarsanız hani genelde baktığımızda ana yetkili plastik cerrahlar ve dermatologlar bu konularda. Ama hani medikal estetikçilerin de bir noktaya kadar bunları yapabildiğini biliyoruz. Peki, Kadınlar Günü konumuz hakikaten daha çok kadınları ilgilendiren bir konu gibi görünse de birçok erkek de artık sağlığına çok daha önem vermekte. Özellikle büyük şehirlerde böyle olduğu gibi. Bu konuda Yeşim Hanım'a sormak istediğiniz bu uygulamalar, aletlerle ilgili veya yüz estetiğiyle ilgili sormak istediğiniz sorularınız varsa iletebiliriz. Peki, evet, hanımefendiye mikrofon verelim isterseniz. Buyurun, şuraya bana hanımefendi. Öncelikle teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bu aktardığınız uygulamaların dışında ağızdan tabletle kolajen almak cildimizi ne kadar destekler? Tavsiye eder misiniz? Tabii teşekkür ki ederim. Ederim. Sadece cildinizi desteklemekle kalmaz. Kolajen çünkü pek çok, yani bağ dokusunun bir elemanı. Bağ dokusu da pek çok dokumuzda mevcut. Eklemimizden tutun da işte burnumuza, kulağımıza kadar her yerde var. Dolayısıyla kolajen tabletler ya da işte suda eriyenlerinden kullanabiliriz. Bunun yanında antioksidan etki gösteren alfa lipoik asit, koenzim Q10, E vitaminleri, C vitamini yine bu anlamda alabileceğimiz destekler. A vitamini cildimizi destekler. Hanımefendiye bir soru iletilmiş arkada. Mikrofon verelim. Evet. Teşekkür ediyorum öncelikle. PRP uygulamasında otoimmün hastalıklarda uygulamıyoruz dediniz. Hangi otoimmün hastalıklarda uygulanmaz acaba? Otoimmün hastalıkların hiçbirinde uygulanmaz. Yani Hashimoto mu var? Hashimoto'da da uygulanmaz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çünkü otoimmün hastalıklar genellikle tek başlarına bulunmuyorlar. Yanlarında bir başkasını da beraberinde getirebiliyorlar ya da bizim uygulamamız sonucu ya hastalığınız agreve olabilir, Hashimoto bunlar içerisinde en aslında masumlarından birisi ama diğerlerini tetikleriz korkusu taşıyoruz. Evet, başka sorusu yoksa bugünkü toplantımızı da burada sonlandıralım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeşim Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileri için. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel anlamlı bir günde sizinle beraber olmak çok güzeldi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.